Baban çok iyi bir insandı. Herkese iyilik etmekten zevk alırdı. Nermin'in sevdiği genci buldu. İşsiz güçsüz bir gençti bu. Herkesi bu evliliğe razı edebilmek için önce onu bir iş sahibi yapabilmesi lazımdı. Borç harç onu da yaptı. Bir lokanta açtı. Artık çalışmak, bu işi ilerletmek sana düşüyor Orhan. Benden bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Davetiyeler hazır mı? Yarın sabah verecekler efendim. Belki lazım olur diye yanında bulunsun. Çok teşekkür ederim. Önceleri çok mesuttuk. İşler iyi gidiyor, iki aile güzel güzel geçiniyorduk. Fakat çok sürmedi. Baban gittikçe üzüntülü, düşünceli bir hal almaya başladı. Dalıp dalıp gidiyordu. Huzurumuz kaçmıştı. Kötü bir şey olacak gibiydi. Oldu da. Bir gece babanın ölüm haberi geldi. Dalgın dalgın yürürken otomobil çarpmıştı. Evimizin direği yıkıldı. Babanı böyle kaybettik yavrum. Yeter anneciğim. Çok yoruldun. Doktor yorulmamanı söylemişti. Bırak da anlatayım. Şimdi olmazsa bir daha anlatamam diye korkuyorum. Babanın emektar bir Hasan Efendisi vardı. Senelerce sonra ondan duyduğuma göre... Sana son defa söylüyorum. Bu manasız hareketlerden vazgeç. Lütfen dikkatli ol, vazgeç. O bar kadınından ve kumardan ne zaman vazgeçeceksin? İkimiz de mahvolacağız. Alacaklılar sana değil, bana geliyorlar. Sana değil, karınla çocuğuna acıyorum. Be! Amma uzattın. Sen de biraz akıl olsa kendini acırsın. Bak, ne yazıyor? Orhan Restoran. Orhan benim, burası da benim. Hadi artık defol, hadi! Ya, öyle mi? Nankör! Mahkemede hesaplaşırız seninle. O zaman bunları ben de bilmiyordum. Kimsesiz kalmıştım. Orhan'la karısı, siz bizim veli nimetimizsiniz diyerek bizi yanlarına aldıkları zaman sevindim. Bize önceleri çok iyi davrandılar. Fakat hiçbir şey yapmadan, kim olursa olsun, başkasının ekmeğini yemek ağırdı. Onlara faydalı olmak istedim. Ev işlerinde yardım... Gelmeyecek bu kadın. Sana zahmet bizimkilere de bir su yıkayıver. Peki. Hanımefendinin bu gece yatıya misafiri var Leman Hanım. Sizin aşağıdaki odaya inmenizi söylediler. Peki kızım. Hadi Turgut, eşyalarını topla. Aşağı iniyoruz ya.
yatıyoruz anne, bu oda bizim değil mi? Neden çıkartıyorlar bizi? Bu evde hiçbir şey bizim değil yavrum. Hadi. Nereye anne? Barda kalayım yavrum. Hanımefendinin hatırlı misafirleri varmış Leman Hanım. Sizin yukarı çıkmamanızı söylediler. Zahmet etmeseydin kızım. Sizinle beraber yerdik. Bak, hep senin sevdiğin şeyler Turgut. Ana oğul yemeğimizi beraber yiyelim. Böyle daha iyi değil mi? Hı? Daha iyi anne. Bütün bunlara seni büyütüp okutabilmek için katlandım. Daha da katlanacaktım. Fakat bir gün... Çık oradan velet! Dünyanın parasını veriyorum ben o çiçeklere. Bir daha çimenleri ezdiğini görürsem ayaklarını kırarım seni. Anlaşıldı mı? Ne oldu, ne yaptın Turgut? Bıktım artık veledinden senin. Uzun yıllar size yük olduk. Bıkmakta haklısınız Orhan Bey. Fakat sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğiz. Eski bir tanıdığın evinde bir oda buldum. Hemen şimdi başımızı alıp gideriz. Bize çok iyi baktınız. Allah sizden razı olsun. Yeter artık. Yeter benim fedakar anneciğim. Yeter. Bugün gittiğim ev onların eviydi. Filiz onların kızı. Nermin senin teyzen. Güldü bana. Beni takdir ede ede güldü. Anne! Anne! Cevap ver anne!